Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şeyde bir mukaddeme yapayım da bu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde ve buna benzer Osmanlıca eski eserlerden bu tür şeyler var. Şu anda okuyacağım mevzu konusunda kadın mesela. Kadının zayıf ve güçlü yönleri ve psikolojik yapısı, ruhsal yapısı. Bunlar ne işe yarar diye sorulabilecek sorular ama kader cevap olsun. Yani mesela marifetnamede saçı kel olan, uzun olan, beyaz olan, boyu şişman olan, zayıf olan bunlar niye dermiş? Bak benim anladığım ecdat marifetnamede almış. Yani daha önceden de var. Caferi Sadık'ta da var yani bu. Yani insanın karakterini belirleyen ki ayette simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir. Ne oldukları, özellikleri, elsinetikum elvanikum kokuları, lisanları, sesleri. Bu bize neyi katıyor? Bu çok önemli de. Bir, insan onları okuyunca kendi zayıf ve güçlü yönlerini anlıyor. Bundan daha büyük kıymetli devlet olur mu? Benim güçlü yönlerim bu, zayıf yönlerim yok. Bu. O zaman ben zayıf yönlerimi güçlendiririm. Değil mi İsmail? Güçlendiririm ben. Diyelim ki zaaf noktam şu. Ha, güçlü yönlerim bu. Bu bir. İki, karşıki tarafın zayıf ve güçlü yönlerini bilirim, ona göre adım atarım. Müslümandan Müslümana kin, adavet olmaz, kavga olmaz. Yapısı budur derim. Allah böyle bir modelle yaratmış. Hani evlilikte de kullanıyoruz. Nasıl bir şey istiyorsun? Hatice modeli mi? Evlenen delikanlıya diyorum. Yani sonra niye kavga ediyorsun kardeşim? Sen zamanda bilmen lazım. İki tane ders var bunun hakkında. Evlenecek kızlar ve çocuklar, delikanlılar dikkat etsin. İki saat ders var. Onu da diyeyim geçin buna. Çünkü bunun en az 10-20 tane ders olabilir. Şu 20 tane ders olur. Topladım. 6 ay uğraştım. Ne var orada? Hatice modelini mi istiyorsun? Bu ticaret insanıdır kadın. Bu okuyan memurdur, amirdir. Sen bundan ev hanımı bekleme, çocuk doğurmasının tarzında şey bekleme. Olmuş ama bu karakter kastediliyor. Ayşe modeli, Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı. İlim modeli. Ondan da çorba pişirmez kardeşim seninle. Yani böyle bir şey. Ne aradığını bil yani. Fatıma-tı Zehra modeli. Bundan ne ticaret adamı olur, şey kadını olur, ne mektep olur, ne amir olur vesaire. Bu hanımdır. Bu çocuğunu çocuk doğuracak. Ev hanımıdır, anadır, hanımdır. Tamam mı? Yani ne aradığını bilirsen rahat edersin. Fatıma-tı Zehra. Hazreti Ali Redi'nin hanımı, Peygamber Aleyhisselam'ın kızı. Çok da cip muhabbetim olduğu kişi. Yani bakın sen ev hanımı istiyorsun. Kaportasından dolayı Hatice modelini aldın. Ya oldu mu şimdi senin zihniyetin? Ev hanımı istiyorsun. Mektep okumuşu aldın. Ticarette iş yapan kadını aldın. Ticarette iş yapıyor. Tamam çalışıyor. Veya tahsilli. Ama ev hanımı istiyor. Olmaz kardeş. Mekteplerde bu kadar koşturmuş bulunmuş. Evde bulunmaz kardeşim. Bulunmaz. Olmaz. Öyle bir şey olmaz yani. Alışmış fıtratı. Hatice modeli var. Ayşe modeli var, Fatıma var, Rabia var, Rabiatül Adeviye. Enfusçidir yani, bunda ne ev hanımı tarzında bir şey olur, ne de ilim şey olur, ama tasavvufçu, zikir ehli olur ve Allah'lık böyle derler ya halk arasında. Enfusçidir, tarikatçıdır yani zikir ehlidir. Yani böyle bir ailevi yapıyı da olmaz. Zaten Hasan Basri evlenme teklif etmişse Allah zikret demiş. Yani bu tür şeylerle ne meşgul oluyorsun? Şimdi sana karılık yapması zordur bu modeller. Ondan sonra Asiye modeli var. Firavun'un karısı gizli Müslüman. Şeydir, sabır ve feraset ve siyasetin insanıdır. Siyasidir. Siyasi bir deha. Yani kocasının orada bulunabilmiş bir Müslüman. Yani böyle entrikalar dünyasında iş yapan tip. Bir tane de söyleyeyim son olsun. Meryem modeli var.
Bu da çilenin insanıdır yani. Çilekeş insandır. Hem çocuk doğurur hem çilekeştir. Erkek modeli olarak peygamberler modeli var. Veya sahabe-i kiramın, sahabe-i güzin kiramları modeli de yapabilirsin. Peygamber olursa Musa modeli var. Tamam, şeriatçıdır, enfusçı değildir. İsa modeli var, şeriatçı pek değildir, enfusçidir. Yani enfusi bir yapıdır. Efendim, şey modeli var, Yusuf modeli var. Tamam, hem siyasidir, hem böyle bir ilim, mücadele şeyi yapısı var. Yani peygamberlerin şeyi, Şuayb Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bunlar. Veya onlar sana uzak geliyorsa Ebu Bekir modeli var, Ömer var, Ali var vesaire. Şimdi ben ona ait olsun diye, yani itiraz olabilir diye model şey yapıyorum. Şimdi hiç kimse üstün yaratılmamış, eksik yaratılmamış. Nedir o? Üstünlük, eksinlik Allah'a karşı takvadadır Allah'ın. Peki makam, ama yapı itibariyle bazılarının donanımı güçlüdür. Bazılarının donanımının güçlü olması onun yüksek olduğundan, kıymetli olduğundan değil. Vazifesi farklı olduğundan da. Mesela kadın çocuk emzirebiliyor, erkek emziremiyor. Kadın bundan üstün değildir. İşi bu. Yani verilen cihaza göre Allah onu işlevini istiyor, vazife istiyor. Verdiği donanıma göredir. Son bir şeyimi de söyleyeyim. Erkekler olayları çözümlerken matematiksel ve mantıksal çözümler yapmak için odasına çekilir, konuşmaz. Sayısal düşünür. Kadın ise konuşarak düşünür, konuşarak her şeyi çözer, hissidir. Akıl ve mantık pek katmaz, duygusallık hareket eder. Bu üstünlük, kısalık değildir. Hepsinin bir işlevi var. Nasıl ki bir çocuğu baba kucakladığı zaman kemiğine temas ediyor. Babalık duygusu pompalanıyor, babalık yani erkeklik yapısı güçleniyor. Anne kucağına aldığı zaman kadınlık duyguları pompalanıyor, duygusallık veriliyor. Çocuk zaten yapılırken anne rahminde sinirleri ve kemikleri erkekten yapılır, eti kadından yapılır. Yapısı budur. Şimdi kadının yapısı, içsel yapısı nasıl bir şeydir? Bayağı uğraştım, çok uzun bir zaman uğraştım. Belki de kitap okurken teneffüslerimde bir 10 dakika, 15 dakika her gün bakmak şartıyla 6 ay, 8 ay topladığım ve merak ettiğim şey. Osmanlıcadan çoğu alınmış. %60 alınmış. %40 benim tespitimdir. Abi peki evlendikten sonra bu huyda veya karakterde değişiklik olma ihtimali yok mu hiç? İlimle çok ciddi bir yatırım yaparsa, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yaparsa ciddi bir şeyle olabilir. Ama Allah Resulü'nün hadisi var. Diyor ki, dağın yürüdüğünü duyarsanız ve görürseniz inanınız. Ama ahlak, koyun değiştiğini duyarsanız inanmayınız. Çok zordur. Abi ben bilmiyordum. Bu dünyaya bilmemek için gelmedik. Bilmek için geldik. Bilmen lazımdı. Peki bunun alametlerini nasıl anlayacağız abi? Mesela diyelim ki işte okuyacak. Onu okuyorum. 18 yaşındaki bir genç evlenecek. Mesela 18 yaşındaki bir kız da alacak ama şimdi Fatıma mesela modeli arıyor ama bunu nasıl fark edecek onda? Çocuk. He. Şimdi onun mürebbileri var. Kızın zaten Şafii mezhebinde nikah vasisi, velisi olmadan kıyılmaz. Nikah olmaz. Çocuğun da anne babası şart değil ama evlenirken bunlar yardım edecek. Oğlunu biliyor. Mesela diyelim ki Ebu Bekir Sıdık modeli bir çocuk. Bu çocuğa nasıl bir, yani sıdıkiyet var. Sıdıkiyet bir modeli var. Şimdi buna Ömer modeli bir kadın versen, böyle serttir, şeydir, şeriatçıdır, şeydir. Olmuyor yani. O zaman kim yardım edecek? Velileri yardım edecek. Hani kız evleniyor. 17, 18, 19 kız evlendi. Annelik yapacak. Yani nasıl annelik yapacak? Bilmiyor ki. Eskide neydi bu boşluğunu kim dolduruyordu? Hem kıza annelik yapacak hem de doğurduğu çocuğa annelik yapacak babaanneler vardı. O boşluğu o dolduruyordu. O boşluğu dolduruyordu.
Mesela ustad diyor ki şeyde şualarda çok ilginçtir yani konumuz değişiyor ama evlenirken evlenirken şu olacak diyor. Arkadaş olacak diyor. Evli eş. Arkadaş dost gibi olacak diyor. Evliliği. Ne demek o? Şimdi kız sana evleniyor geliyor. Sen evlen değil, evlisin değil mi? Evlisin. Şimdi bu senin hanım babasını terk etmiş. Anasını terk etmiş. Tamam mı? Sana gelmiş. Peki ne yapacaksın? Sen ona hem ana olacaksın, hem baba olacaksın, hem koca olacaksın. Bunu da nasıl olacağını anlatayım. Sen anne babanı terk ettin, hanımla bir yerde şey yaptın. Ananı terk ettin, babanı terk etti. Tamam. Senin alacağın hanım da hem sana ana olacak, hem sana baba olacak, hem karı olacak. Nasıl yapacağız? Bak şimdi. Senin hanım sana nasıl anne olacak? Kendisi daha genç. Sana analık boşluğunu, ananı da hissettirmemesi lazım. Senin evlenen hanım, kaynanasından yani senin annenden, senin karakterini öğrenmesi lazım. Diyecek ki, anne, Bülent'in yapısı, zaafları, güçlü yönleri nelerdir? Senin hanım, kaynanasından yani senin annenden, senin zayıf ve güçlü yönlerini öğreniyor. O zaman senin annenin vermiş olduğu malzemelere göre hareket ediyor, sana analık yapmış oluyor. Sonra senin hanım babana diyor ki, baba, yani kayınpederi senin baban, ya Bülent'in zayıf ve güçlü yönleri nelerdir yani? Eğer ayrı evlerdeyse, kızım şöyle şöyle bir huyu var, şunlar şunlara dikkat edersen, şunlar şunlar da sorun çıkmaz. Bak sana öyle davranırsa sanki babanın, İbrahim su verir misin? Bu meyve su iş yapıyor. Babanın boşluğunu dolduruyor. Şimdi sen peki ona nasıl analık yapacaksın? Kayınvalidene diyorsun ki hanımının annesine. Anne, bizim hanımın, Ayşe'nin, Fatma'nın zaaf ve güçlü yönleri nelerdir? Ondan sonra sen öyle davranıyorsun zayıf ve güçlü yönlerini. Ve onun analık ihtiyacını gideriyorsun. Çünkü anayı boşluk yaşıyor o. Bir boşluk ya, sana gelince anayı terk etti. Sana gelince babayı terk etti. Bir boşluk var. O çukuru nasıl dolduracak? Ondan sonra ver abi ver. Şey işte baba kayınpederine gidiyorsun. Bunlar o kadar ciddi bir şey ki. Yani Müslümandan Müslümana kim ve adavet, ihbirar olmakla beraber gelecek neslin temellerini konuşuyorsun. Yani basit bir mesele değil bu. Kız diyecek ki kayınpederine, senin babana, böyle böyle, ha sen, senin sırandı. Kızın babasına söylüyorsun. Dolayısıyla babasının gözüyle kızını sana anlatıyor. Senin kayınvaliden kadın gözüyle kızını sana anlatıyor. Senin hanım, senin babana seni sorduğu zaman erkeklik gözüyle, babanın gözüyle oğlunu sana anlatıyor. Oğlunu anlatıyor. Senin hanım, senin anana soruyor, sen oğlun nasıldır? Kayınvalidenin gözüyle, kadın gözüyle oğlunu sana anlatıyor. Dolayısıyla insan doğru adım atıyor. Bunu şualarda anlatıyor. Aile olmak, yuva olmak, arkadaş olmak, refika olmak. Tamam mı? Bunu şualarda, 11. şuada anlatıyor. Bunu, o malzemeyi anlatıyor. Peki bu nasıl yapılacak? Bir daha söyleyeyim. Şimdi kız daha terbiye bilmiyor, terbiye makamına geçmiş. Gelin, doğum yapmış. Kendisini idare edemiyor. İdare makamına geçmiş, çocuğu terbiye edecek. Ya kendisi terbiyesiz yani. Terbiyesiz derken halk arasındaki terbiyesiz kullanmıyorum. Terbiye bilmiyor. Terbiye, edep, hatlar koyamıyor, hududunda kalamıyor. Böyle bir özelliği var. Nasıl yapacak bunu? Eskide nasıl yapardı? Hiç önemli değildi. Ulu çağına gelsin, evlensin. Hiç önemli değil. Evlendiği zaman zaten evde terbiyeciler var. Dede mevcut, babaanne mevcut. Kız geldiği zaman doğum yapınca hem kıza analık, babalık yapıyorlar. O ihtiyacını da gideriyor. Hem doğurduğu çocuğu terbiye ediyorlar. Kız doğuran
altına alıyordu, emziriyordu terbiyesini. Babaanneyle dede yapardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Beni büyüten dedemle babaannemdir. Annem hep tarladaydı. Ben görmedim ki zaten. 12 yaşına kadar zaten ailede kaldım. Efendim 8 yaşına kadar baba görmedim. Almanya'daydı. 17 yaşından sonra zaten aile yuvası görmedim. Dershanelere gittik. 17 yaşından beri bir yuva, bir aile yuvası görmedim. Ömrüm dershanede geçmiş. 50 küsur yaşındayım. Dolayısıyla o ihtiyacını ne gideriyordu? Baba ne gideriyordu? Bak, şimdi... O zaman iş anne ve babaya daha çok düşüyor değil mi abi? Tabii yani böyle eskide böyle kaprisler şeyler yoktu. İslam ahlak olmayınca her tarafta kokuşmuş. Hani İsmail güzel bir şey okudu. Gelirken çok hoşuma gitti. Diyor ki, insanlar en çok nereye değer verirse insanların nazarında o hedef olur. Tamam mı? Bunu ben söylüyorum. Aslında öyle bir cümle yoktu ama ben söylüyorum. Yani insanlar nereye bir şey değer verirse gençlerin hedefi bu olur. Eğer diyor orada şöyle diyor. Eğer insanlar maddeye çok değer verirlerse hırsızlık çoğalır diyor o toplumda. Hırsızlık çoğalır. Hırsızlığın çoğalması insanların maddeye ihtimam, çok değer verdiklerinden, kutsalladıklarından, çok zirveye taşıdıklarından insanlar da ona varmak için hırsızlık yapıyorlar. Çünkü normal yolda varamazlar. Yani bunu gene bizim hatalarımızdan kaynaklanıyor. Bu kadar yatırımın için anlattım. Şimdi kadın bunu dinleyecek. Yani zayıf ve güçlü yönlerini bilecek. Erkek de doğru adım atacak. Peki buna ait erkeklere ait yazdım mı? Onu da yazmaya başladım. Erkeğin zayıf ve güçlü yönlerini. En çok ilk önce buna başladım. Niçin başladım bilmiyorum herhalde. Bir, güzel olduklarını bilmek ve övülmeyi çok severler. Ona göre adım at kardeşim. Karına öyle de yani. Öyle davran. Bunlar güzel olduklarını bilmelerini, bilmek ve övülmeyi çok severler. İki, kadının çirkini yoktur. Seçen erkek vardır. Bu tamamen benim cümlem. Kadının çirkini yoktur. Bunu, kadının çirkini yoktur. Seçen erkek vardır. Erkek bunu belirliyor. Kendisi belirliyor güzel de çirkin. Öyle bir şey yoktur yani. Fıtratta çirkinlik yoktur. Allah Allah. Ahsene halakam. Ahsene külüşin halakam. Kadın mert ve dürüst erkeği arar. Kadın mert ve dürüst erkeği arar. Başka? Kadın hiddetlendiğinde erkek susarsa kadına büyük eziyet olur. Eğer sen cevap verirsen kadın rahatlıyor, daha çok konuşuyor, enerjisini atıyor, tamam mı? Enerjisi, sen cevap verdin ya boşalıyor. Eğer susarsan, içine tıkıyorsun böyle konuşmasını, bu da baktı, bak bir de cevap vermiyor diyor. Yani bak, zayıf yönlerini bildirme ama ona göre adım atıyorsun. Yani kadını fıtratından konuşuyoruz, olmayan bir mana yüklemiyorum ki kızsın. Kadın sorunlarını konuşarak çözer, içsel psikolojisini konuşarak. Eğer sen ona muhatap olmadın oğlum, en azından şöyle dursun, konuşsun, boşansın. Yok, evi terk edersen telefona saldırılacak. Doğru bir annesine, şu akrabasına, şuna buna o enerjisini, konuşma ihtiyacını bir şekilde giderecek. Ona göre yani. En azından tamamen kafa sağlı. Adam bir tanesinin takkesi ve dizi yamalıymış. Kadın demiş ki evden çıkarken onu getir bağış üstüne demiş. Bunu da getir bağış üstüne demiş. Onu da getir bağış üstüne ki takkesi delinmiş vura vura. Bunlar alınır mı bu kadar şey? Onu getir. Akşam geldi. Bey hani şey? Vay. O hani vay. Vay derken yırtılmış tabii. Bu da Rüştü abinin kendi uydurmasıydı. Yani kadın konuştuğunda konuşmasına izin mi vereceğiz abi? Tabii ver, boşalsın. Eğer sen çıkıp terk edersen, fakat hiç ses yapma. Bu bir enerji de bir ihtiyaçtır. Yani bir şeyi yapmak için yapmıyor. Toplanan enerji, kadın bak kardeşim hissi mahluktur, hissidir. Erkek ise mantıksal bir mahluk.
mahluk yani yaratılmış bu fıtrat değil mi? Konuşarak olayları çözer. Yani paylaşmayı çok sever. Duramaz yani. Erkek ise matematiksel ve mantıksal düşünür. Onun için kadınlar bir şeyi karar vereceği zaman o düşündüğü şeye akıl ve mantık mayasını katarsa daha isabetli olur. En güzeli de ulema çok güzel demiş. Hanımlara demişler ki verdiğiniz kararları başka bir muvazeneli, muhakemeli bir erkekle yani danışabileceğiniz ilmiyle amil olan kişilere onaylattırın. O süzgeçten bir geçirin. Eğer bir erkek kadınlar hakkında karar verecekse ilmiyle amil hakikaten seviyeli bir hanım, bir yaşlı bir abla varsa kadın hakkında bir şey verecekse onunla erkek ne yapacak? Bu fikri ona onaylattırması lazım. Kadın, onun için bu ders yapılıyor. Kadın en çok rahatsız eden dayak değil, lakaytlıktır. Kadını iyi. Kadını en çok rahatsız eden dayak değil, lakaytlıktır. Koca lakayt davranıyor. Kadın çıldırıyor. Bak kadınlar erkeklerin despot olmasını her işe yani böyle sert vesaire böyle bir erkek istemezler gibi gözükürken inanmayın. Kadınlar böyle sert bir şey yapan yani otoriter bir erkeği istemez gibi kavga onun için oluyor zannediyorsunuz. Hayır. Bozulmamış bir kadın ne kadar sert dahi olsa bir erkeğin kadının böyle erkek istemez böyle. Ha bak ya böyle bir daha istemez. Yani yaslanca gidiyor. Kadın zayıf olduğu için yaslandığı zaman bozulmamış abi. Bozulmamış o. Başta söyledim ya. Bozulmamış bir kadın sert dahi olsa istemez gibi gözükse de istemez gibi erkeğinin böyle yaslandığı zaman böyle yalaka yapan, yamulan kadınsı tipler erkekleri sevmezler. Kadın tipine benzeyen erkekleri sevmezler. Ben bunlar enfüste tespit edebildiğim şeylerdir. Yani kadın böyle yaslandığı zaman yani vurduğun zaman geri gelecek yani. Kadın arkasının dağ gibi sağlam olmasını ister. Kadın tipli bir erkeği sevmez. Yalaka, civata tutmamış, yalaka yapmış, yalama yapmış bir civata olmaz. Ama zahirde böyle sert erkeği falan istemiyorum şey gibi hayır. Fıtraten zayıf oldukları için güçlü bir dayanak noktaya ihtiyaç vardır. Lemalardan çıkarttım. Koklamasını bilirsen gül olur, tutmasını bilmesen diken olur. Başka? Kadınlar 33 yaşından sonra bunamaya başlarlar. Başka? Bazı kadınlar güzel olmayı iyi olmaya tercih ederler. Abi, bu çok kötü. 33 yaşından sonra. Hangi ne kadar çabuk geçtim ki kimse soru sormasın diye. Ben de doğurganlığı azalınca bir de fıtri yapı şudur. Aleyhissalatü vesselamın ümmeti 33'tür ortalama yaş. Yani bir şey ibre çıkar artık üst ölü nokta motorda olunca piston aşağı iner ya. İnsanın fıtratı en cevap olduğu dönem Hazreti Ali radıyallahu anh diyor. 18 yani bulu çağı 26'ya kadar devam eder. 26-33'tür. Tamam mı? 26-33'tür. 26. Onun için 26'ya kadar evliliği bitirmesi lazım. Peki kalırsa nasıl oluyor? Yani kalırsa o nispette sorunu olur. Mesela bak bazıları öyle tip ki ben diyeceksin ki bunlar nereden biliyorsun? Kardeşim sen bir kişiyi seni biliyorsun. Bir kadın bir kişiyi biliyor, 10 kişi 100 gibi. Ben 1000 kişi biliyorum. İçimi yarsan binlerce insan dökülür. Ha? Bir de fıtratçıyım ben, enfusçıyım. Enfusse böyle giriyorum, bakıyorum. Nereye bakıyorum? İstersen şizofreni de. Bak şimdi bazılarına dedim ki bak kardeş 33'e kadar delikanlı. Uzatma, bitir bu evleneceksen. Vakıf olacaksan kal. Ama 33'e kadar bitir bunu. Niye? 33'e kadar seçtin ama ondan sonra artık o kadar hassaslaştın ki yok kaşı böyle, yok burnu böyle. 33'e kadar yaptın. 33'ten sonra artık normala bakarsın ama bulamazsın. Onlar da bu sefer sen. Döküntüler sana kalır. 40'tan sonra dersin ki ona kim olursa olsun. Eteği olsun yeter. Böyle diyen var bana. Etek olsa yeter.
Affedersin yani. Anladın mı? Kadar zor duruma gelmiş. Ha, o zaman seçiciliğin, hassasiyetin, şeyin, kantarın çok hassas oluyor. Şimdi mesela ben evlenmeye kat. Yani enfus, kim sorar enfus yönü var mı? Peki enfus yönü yok, nasıl anlaşacağız? Yok. Ama daha önce olsaydı beraber o tarafımız gelişecekti. Yani kart bir ağacı söküp başka bir yere dikemezsiniz. Tutsa bile meyve bekleyemezsiniz. Meyve verse bile cıvız olur, ufak olur böyle. Her şey zamanında ve vaktinde olur. Fidanken söküp başka yere dikeceksin. Küçük yaşta evlendirin kızını, oğlunu ki şeyi flört uydurmasıyla sevdalığı kocasıyla yapsın, karısıyla yapsın. Ben bana soran yeğenlerim var, amcamın çocukları, kardeşi. Abi ne yapar? Hemen evlendi. 17 yaşında evlendirin, delikanlı var. Karısıyla sevdalık yapsın. Gayet de memnun der. Diyeceksin. Ecdat böyle yapmış kardeş. Hatta çocuk şeyi erteliyorlar evlendiği halde. Çocuğun ruhsal ve bedensel en güçlü zamanı malzemelerin en güçlü olduğu zamandır. Malzemenin en güçlü olduğu zaman evliliğin ilk günleridir. Sperma ve hücre sayısı en güçlüdür, en sağlamdır. Eğer ilk dönem çocuk olursa, istenirse çocuk ruhsal ve bedensel en güçlü olur. Çünkü evlilik uzadıkça, yani uzun bir zaman geçtikçe çorba gibi olur. Yani sıradan bir şey olur. O zaman ortaya çıkacak malzeme az olur ve kalitesiz olur. Kalitesiz olur. Yani ortaya çıkan, anlıyor musunuz? Malzeme zayıf olur, güçsüz olur, çocuğa yansır bu. Doğru ustasın ama doğru malzemen yok. O zaman binada o nispet eksiklik olacak. Doğru usta olacaksın, doğru malzeme olacak, vaktinde kullanacaksın. Malzemenin son kullanma tarihi geçmemesi lazım. En sağlam çocuk ilk dönemlerde olur. Ruhsal ve bedensel. 33, bedensel kemalin en zirvesidir. Ondan sonra zaten 38'den sonra kadının doğurganlığı istenmiyor tıbben. Hasta ol, yani doğan çocuk hasta olabilir diye. Tıbben istenmiyor. Yani tıbben söylüyorum. Aslında olan vaka var. Ama kadının ve erkeğin en zirvesi zaten erkek cennetteki yaşı, erkeğin cennetteki yaşı erkeklerin 33'tür. Kadınların 18'tir. İşte kadın 33'e kadar çıktı. Ondan sonra ta özürlü dönemler, yani menopoz mu diyorlar? Ha, o dönemlerin yavaş yavaş sinyal verdiği dönemlerdir. Doğurganlığı azalıyor demektir. Tamam? Onun için o kadın ne kadar çocuk doğurmasa bile ben kısırım bilgisi onun psikolojisini temelde sarsar. Onun için fıtrata müdahale etmek ne kadar zararlıdır. Yani kordon bağlattırmak ne kadar yanlış bir şey. İstemese bile bir çocuk, yani çocuk kadın bile istemese ben kısırım düşüncesi bilmesi, bir erkeği düşünün, ben kısırım, benden çocuk olmaz, bir erkeğin psikolojisini düşünün. Ondandır ki çocuğu olmayanlara tavsiye ediyorum. Tamam, alın, alacaksınız ama onun da yöntemi var. Çocuk alıyorlar, tamam mı? Esirgeme kurumundan, şundan bundan. Büyüyor kız çocuğu, babaya mahrem oluyor. Namahrem oluyor. Erkek çocuğu büyütüyorsun, kadına, analık yapan kadına namahrem oluyor. Nasıl olacak? Kardeşim bunu çocuk alıyorsun ha, paldır, paldır küldür, bunun bir yöntemi var kardeşim. 2,5'a kadar İmam-ı Ebu Yusuf'a göre, İmam Azam'a göre 2 yaşına kadar o çocuğu alıp aldın. Anne göğsüne iğne vurduruyor. Sarı dahi yaksa bir damla süte benzer bir şey akıp içirirse ki oluyor iğneyle. Göğse vuruluyor. Bir damla sarı veya beyaz gibi bir şey akıyor. İçirirse o zaman çocuğu oluyor. Bunu yapmayıp da büyüyen aynı yabancı bir erkek gibi oluyor, bilmiyor tabii. Peki bunu yaptın. Esas yöntem bu değil. Eğer adamın psikolojisi müsait, bedensel yapısı müsait, çocuk kadından olmuyor, müsait, ekonomisi de iyiyse bir tane daha ama başka ev kur. Yani o kadın hemen çıldırıyor. Diyor ki ya sen bunu oldu da
Sen nasıl söylersin diyor ya, bir kadın bunu kabul eder mi diyor. Çocuğu olmayan bir kadın. Bir kadın ve koca. Çocuğu yok. Bana soruyorlar. Çocuk alalım mı? Alabilirsiniz dedim. Alabilirsiniz ama böyle yapın. 2,5'tan ufak olacak. İğne ile getirin böyle yapın. İmam-ı Şafii'ye göre galiba 5 defa doyana kadar içmesi lazım. İmam azama göre bir damla içse çocuğu oluyor. Onu da iğneyle getirebiliyor. Şimdi bu karı koca beni aradı. Ya böyle çocuğu alsak tamam olur böyle yapın. Peki sen onaylar mısın? Ya kardeşim cevabı sizi rahatsız edecek soruyu sormayın bana. Kur'an'daki ayettir. Abi ne var dedi ya. Kardeşim beni sormayın. Ben din konusu olunca Allah'tan başka kimseye tavizim olmaz. Ben kalemimi alabilirsin. Ama din noktasında ben mütekeli mal gayr. Eğer şahsı hukuksa fedakarlık yaparım zirveye. Ama din o mütekeli mal gayr. Temsil etmiş olduğum makamın iktizasıysa onu o zaman derim. Sen o ağrına nereye girene, nereye giderse gitsin. Abi kalbimi kırdım. Kalbin kırılmadı kardeş. Nefis kırıldı. Çoğusu diyor ki kalbimi kırıyor. Benim hakkımda diyenler kalp kırılmadı kardeş. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Nefsin kırıldı. Dedim ki öyle yapacağına kimde çocuk olmuyor? Kadında. Tamam. Erkeğin ekonomisi mi? İyi. Abi cevabı bizi rahatsız etmez. Bak cevabı söyleyince rahatsız olacaksın. Olmayız abi dedi. Önerdiğin var mı başka diye. Yani çocuk esirgeme konudan abi. Dedim ya adamın ekonomisi iyi, psikolojisi, bedensel siyatı var. Kadında olmuyor. Tamam bir ev dağıtsın kardeşim, bir hanım dağıtsın. Çünkü nesil istiyorsa en güzeli bu. Ev olmasa gitti çocuk esirgeme konudan abi. Vay at uçtu hebe uçtu. La benim sanki dediğim ya, sen Hasan'a karşı geliyorsun gibi gözüküyor ama bu benim söylediğim dinse ki din, ne kime karşı geliyorsun? Nereden çıkarttın dinde böyle bir şey yok diyebiliyorsan tabii ya. Allah'ın verdiği imkanı, Allah'ın verdiği mühleti, Allah'ın verdiği miktarı kim kaldırabilir? Ama yeter ki şartlarına uyu. 16 tane şartı var ikinci emrin. Yapabiliyorsan yap 16 tane. Ha bir tanesi bu vesaire. Ha 33'ten sonra kardeşim kadının, erkek de öyle, ibre aşağı iniyor. Erkek de kadın 33'ten sonra, erkek biraz daha dayanıklı oluyor. Kadınlar 30 yaşından sonra bunamaya başlar. Yani zirveden durdu. Uçak artık şey aldı, uçak kalktı. Ne diyorlar? Otur pilota. Ha yani ona şey aldı diyorlar. Koordinat. Seviyem aldı. Bir şey diyorlar unuttum. Bazı kadınlar güzel olmayı, iyi olmayı tercih ederler. Bu da çok antika. Ben güzel olayım da önemli değil. Ahlak işte. Erkekler de buna aldanıyor. Kaportasına bakıyor. Kızlar da öyle. Evlenirken şu soruyu soruyor. Evi var mı? Var. Abası var mı? Var. Eşi var mı? Var. Verdim gitti. Ulan dinimi var mı? İmanı var mı? Davası var mı? Bir cemaatle alakası var mı? O soru olur. Parası da soru olur. Niye demiyorsun onu? Sonradan başımı bembeyaz et diyorlar. Abi geçiyor. Herhalde tabii geçinemeyeceksin tabii. İşte küfürlük bu demek. Tabii ya küfür yani. Bunlar küfürden de konuşuyor. Kadınlar, bazı kadınlar güzel olmayı, iyi olmayı tercih ederler. Yani ben güzel olayım da o güzel ahlaklı olmam ikinci derecede bırakır. Yani yapıları böyle şey. Ama İlmi ciddi bir eğitim, ciddi bir idealistikse bunu örtebiliyor. Rusya'da diyor ya abi, Ruslar diyor hanımları hamamlarında şey yaparlar, bunlar da kadınların fıtratında olduğu için meylederler diyor ya. Evet, fıtratında kadın göstermeye meyillidir, erkek de seyretmeye meyillidir. Sen ne kadar seyretmek istiyorsan kadını, kadın da o kadar erkeğe kendisini göstermek de meyillidir. Kadının şehveti 9'sa erkeğin 1'dir. Ya bu fıtridir ya. 1'e 9'dur diyor. Bunlar benim uydurduğum değil tövbe estağfurullah. Yok hadis. Hadis. Tövbe yani. Şimdi erkekler kaçıyor. Kadınlar kuvveti erkeklerin zaafından doğar. Kadınlar kuvveti erkeklerin zaafından yani kuvvetli erkeklerin zaafından doğar. Yani kadın bir şeye hakimse orada erkek erkek olmadığından olur.